Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının katı cisimler fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Konumuz dik prizmalar. Test 2, birinci soruya geldik. Bakalım sorumuza. Şekilde bir deponun girişine yapılacak olan dik üçgen dik prizma biçimindeki rampa verilmiştir. Rampanın AEFD yüzeyi çevresi 32 birim olan bir kare, bakın kare diyor, ve AE açısı 15 derece olarak ölçülüyor. Buna göre rampanın hacmi kaç birim küptür diye soruluyor. Şurası kare olduğuna göre çevresi 32 arkadaşlar, bakın her bir kenarı birbirine eşit değil mi? 8 8 şöyle yerleştiriyoruz. Şurada da arkadaşlar 15 75 90 üçgeni var. Bu üçgenin alanı bulabilmek için yüksekliğe ihtiyacım var. Yüksekliği de hipotenüsün 4'te 1'ine eşitti. O halde alan ABE. Önce burayı buluyorum. 2 çarpı 8 bölü 2, 2'ler sadeleşir, 8 birim kare olarak buluruz. Burayı neden bulduk? Çünkü bu yüzeyi taban kabul edeceğim arkadaşlar ve hacmini bulacağım. Tabanı 8 bulduk. Yüksekliğimiz de buradaki FE olmuş oldu. 8. Buradan da hacmi 64 birim küp olarak bulunuyor. Doğru yanıt E şıkkı olur arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. ABCD ve EFGH birer kare olarak veriliyor. HK eşittir 2 çarpı GH, GK. EA uzunluğu 8 birim. Şekilde kare dik prizmanın cisim köşegenin uzunluğu 2 kök 34 birim olduğuna göre AHK üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bu AHK üçgenine baktığımızda AH kenarıyla HK kenarı birbirine diktir arkadaşlar. Önce şu dikliği görelim. Daha sonra taban kare olduğu için kenarları birbirine eşitti. Burada 3 tane ayrıt var. A 8. Ve cisim köşegenini bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Kök içerisinde ayrıtların teker teker karelerini alıp topluyorduk. A kare artı A kare artı 8'in karesi. Her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. Şu şekilde. Sol tarafta 2'nin karesi 4. Kök 34, 34 olarak kök dışına çıkıyor. Ve burada da arkadaşlar kökle 2 gitti. 2A kare artı 64 kök dışına çıkmış oldu. Bunu çarparsam arkadaşlar bakın. 4 çarpı 34, 120, 16 da oradan 136 geliyor. Ve şuradan da 2A kare artı 64, 64'ü diğer tarafa gönderdiğimde 72 kalıyor. Ve her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimde A kare eşittir 36 bulunuyor. Buradan A da 6 oluyor. Şimdi bir kenar 6 olduğuna göre 1'e 2 oranına bakın, şuradaki oran bize verilmişti. Paylaştırıyorum 1'e 2 oranı şeklinde. Yani burası 2 birim, burası 4 birim olur. Şurası 6 birimdi. Bakın şurada da bir dik üçgenimiz var. Çünkü şuradaki yüzeyin köşesi, köşegeni bizden isteniyor. Daha doğrusu bulmamız gerekiyor. 6, 8, 10'dan şurası 10 olacaktır. Böylece taralı alanı, artık şu üçgenin alanını bulabilirim. 4 çarpı 10 bölü 2'den eşittir 20 birim kare olarak bulunacaktır. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik üçüncü sorumuza. Tabanı eşkenar üçgen olan dik prizmanın taban ayrıt uzunluğu 4 santim ve hacmi de 32 kök 3 santimetre küp. Yan alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Öncelikle kendime bir tane üçgen, eşkenar üçgen prizma çizmek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar, hemen çizelim. Aynısından bakın yukarıya da çiziyorum. Siz de çizmek isterseniz böyle yapabilirsiniz. Önce tabanlarını çizin. Ondan sonra da yan ayrıtlarını şöyle çizebilirsiniz. İşte size eşkenar üçgen prizma arkadaşlar. Eşkenar üçgen dik prizma. Tabanı şöyle bir ayrıtı bakın gösterelim. 4, 4, 4 oluyor. Hacmini bize vermiş. Peki hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı çarpı yükseklikti arkadaşlar. Şu şekilde bulunuyordu. 32 kök 3 diyorum. Peki burada taban alanı eşkenar. Eşkenarın alanı da nasıldı? A kare kök 3 bölü 4'tü. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4 diyeceğim. Çarpı h. Buradan h'ı bulacağız. H neresi? Şurası arkadaşlar. Önce şu 4'leri bir sadeleştirelim. Şuradaki kök 3'ler sağlı sollu sadeleşti. 32 eşittir 4h oldu. Buradan da h eşittir 8 olarak bulundu. Yüksekliği bulduk. Peki bizden ne isteniyor? Yan alan. Arkadaşlar bu şekli açtığımız zaman biliyorsunuz şöyle yan alanlar, buradaki yan yüzeyler yan yana gelerek bir dikdörtgen oluşturuyordu. Ve yükseklikle
taban çevresi TC diyorum buraya arkadaşlar, çarpıldığında taban alanını buluruz. Peki buradaki eşkenar üçgenin çevresi kaç? 12 arkadaşlar. O zaman bu taban çevresi işte bu dikdörtgenin yan yüzeyinin arkadaşlar bir kenarı olmuş oluyor. Yüksekliğimizde 8 bulmuştuk. Yan alan diyorum YA 8 çarpı 12'den 96 santimetre kare olarak bulunuyor. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 4. sorumuza. Şekilde yüksekliği 6 birim olan üçgen dik prizma verilmiştir. 6 birim AD uzunluğu, sonra dikdiklerimiz var. Diyor ki AC eşit değildir CB'ye. Yani şuradaki AC ile CB dik kenarları birbirine eşit. Yani bu değildir diyor. Yani ikizkenar dik üçgen olamaz diyor. Tamam. Prizmanın ACFD ve BEFC yüzeyleri benzer dikdörtgenler. ACF neresi? ACFD şurası, bakın şu arkadaki yan yüzey. Bir de BEFC'de, BFC şurası arkadaşlar, diğer yan yüzey. Yani şu görünen yüzey dışındaki diğer yan yüzeyler birbirine benzerdir. Buna göre prizmanın hacmi kaç birim küptür? Arkadaşlar şuradaki AC'ye X diyelim, tamam mı? Şuraya da Y diyelim. Bunlar birbirinden farklıydı. Şu FC uzunluğumuzda 6, şurası da 6 diyebiliriz. Şimdi soldaki üçgen, dikdörtgen sağdaki dikdörtgene benzerse ne yapacağım? Şuradaki 6'yı diğer dikdörtgendeki Y'yi oranlayacağım. 6'ya oranlayamam. O zaman arkadaşlar X ile Y birbirine eşit olmuş olur, değil mi? Eşit diyorum. Daha sonra buradaki soldaki X'i de sağ taraftaki 6'ya oranlıyorum dikdörtgendeki. Buradan X çarpı Y'yi 36 olarak buluyorum arkadaşlar. Tamam. Prizmanın hacmini bulmak için hacim eşittir taban alanı. Taban alanı X çarpı Y bölü 2 idi. Yüksekliğimiz de 6. X çarpı Y'yi biliyoruz arkadaşlar. 36 yerine koyuyorum burada. 36 bölü 2 çarpı 6. Buradan sadeleştirirsem 6 ile 3, 6 ile 2 3 oluyor şurası. 3 çarpı 36'dan 108 birim küp olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Şekilde tabanın bir kenarı 2 santim, yüksekliği 6 santim olan 4 tane eş kare dik prizma gösterilmiştir. Prizmaların üst üste gelen yüzeyleri tam örtüşmektedir. Buna göre şekilde verilen cisim yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Şöyle bakıldığı zaman kolay gibi gözüküyor ama arkadaşlar bakın yüzeylere dikkat etmeniz lazım. Hani yüzeyleri ben teker teker bulurum, görünmeyen yüzeyleri de kaçırmam diyorsanız teker teker yapabilirsiniz. Ama ben size başka bir yol göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu kare dik prizmalardan bir tanesinin yüzey alanını bir hesaplayalım. Şöyle, tabanı 2 idi, yüksekliği de 6 idi. Bunun yüzey alanı eşittir. 2 çarpı diyoruz. Aritlarımız 2, 2, 6 ya arkadaşlar. 2 çarpı 2 artı 2 çarpı 6 artı 2 çarpı 6. Ne yaptık? Farklı 3 yüzeyi varmış gibi düşündük. Dikdörtgenler prizması gibi düşündük ve yüzey alanını bu şekilde hesaplıyoruz. 2 çarpı 4 artı 12 artı 12. Buradan 56 santimetre kare olarak bir tanesinin yüzey alanını buldum. Kaç tane var bu cisimden? 4 tane var. O zaman tamamı diyoruz. Tamamı hacim olarak ve tamamı eşittir. 4 çarpı 56 arkadaşlar. Çarptığımızda 224 santimetre kare olarak bulmuş oluyoruz. Peki biz burada sanki alan kaybolmamış gibi tümünün alanını bulduk. Yani 4 tane deyince 4'ünün yüzey alanını bulduk. Burada kaybolan alanlar var. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şu kısma. Burada bir tane dikdörtgensel bölge var, değil mi? İşte burada hem şuradaki dikdörtgen için hem de bu taraftaki yüzey için bir kayıp söz konusu. Şu dikdörtgenden iki tane yüzey. Çünkü iki tane cisim üst üste çakıştığı zaman şöyle arkadaşlar yüzeyleri çakıştırılma hem soldakinde bir kayıp hem sağdakinde bir kayıp olmuş oluyor. Yani iki tane. Peki bunun alanı nedir? Kenarları 2'ye 6 olduğuna göre 2 çarpı 6'dan 12 buldum. Nereyi?
şuradaki dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı. Peki 2 tane yüzey kaybı vardı. 2 çarpı 12'den ne yaptı? 24 yaptı. Bir de arkadaşlar şurada bir yüzey kaybı var dikdörtgensel bölgeye. Aynısından bir 24 de burada olacak arkadaşlar. Artı 24 diyorum. 48 olarak bulduğum. Bir de şurada karesel bir bölge bakın yine kayboluyor. 2 tane karesel bölge kaybolmuş oluyor yine böyle üst üste çakıştığı için. 2 kere 2 4. Bakın 2 çarpı 2 4. Bir tanesinin alanı buldum. Bundan 2 tane var. 4 artı 4 ne yaptı? 8 yaptı. Böylece kaybolan yüzey alanı 48 artı 8'den 56 yaptı. Ben kaybolmamış gibi tüm alanı 224 bulmuştum. 224'ten 56'yı arkadaşlar çıkartalım. 8 buradan 6 ve 1. Yani 168 santimetre karedir diyoruz. Doğru yanıt C şıkkı. Geldik 6. sorumuza. Taban aylıklarından birinin uzunluğu 6 birim olan düzgün altıgendik prizma şeklindeki bir cisim üzerinde seçilen iki nokta arasındaki uzaklık en çok 37 birimdir diyor. Buna göre bakın en çok 37 buna dikkat edelim. Buna göre prizmanın yan yüzeyini oluşturan dikdörtgenlerden birinin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Öncelikle kendimize bir düzgün altıgen dik prizma çizelim arkadaşlar. Şöyle çizmeye çalışayım hemen hızlı bir şekilde. Şimdi burada iki nokta arasındaki uzaklık en fazla dediği için cisim köşegeni çiziyorum. Cisim köşegeninde arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık en fazladır. Bakın cisim köşegeni bu şekilde de çizebilirim ben. Şöyle de olabilir. Veya bakın şöyle diyeyim. Şurayı şöyle birleştirirsem bu da cisim köşegenidir. Tamam mı? Bu şekilde cisim köşegenidir. İsterseniz bu daha güzel oldu. Buradan gidelim. Taban ayrıtı 6'ydı. Burada düzgün altıgen olduğuna göre şu çizdiğim benim şurası uzun köşegeni. Yani bir kenarın iki katıydı. Şurası h yükseklik ve iki nokta arasındaki uzaklık da en fazla 37. Yani cisim köşegenin uzunluğu 37'dir. Burada bir dik üçgen var. Görüyorsunuz arkadaşlar. 37'nin karesi eşittir. H kare artı 12'nin karesi diyoruz. H kare eşittir. 37'nin karesi eksi 12'nin karesi. Burada bakın karesini almaktansa iki kare farkından yararlanabilirim. Bir eksili bir artılı olarak aldığımda 25 ve 49 oluşacaktır. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda H eşittir 7 çarpı 5 bulunur. Yani 35 birim olarak bulunur yüksekliğimiz. Tamam. Yüksekliği 35 birim olarak H'ı bulduk arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Bizden bir tanesinin alanı isteniyordu yan yüzeylerden. Bakın 6, burası da 35 olduğuna göre 6 çarpı 35'ten aradığım cevabı 210 olarak bulurum arkadaşlar. Doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik 7. sorumuza. İçinde bir miktar su bulunan bir dikdörtgenler prizmasının farklı iki yüzeyi üzerine yerleştirildiği durumlar şekil 1 ve şekil 2'de verilmiştir. Yani bir şu yüzey üzerinde bir de farklı bir yüzey üzerinde gösterilmiş arkadaşlar. Şekil 1'de boş kısmın yüksekliği 4 birim. AB ile CD birbirine eşittir. Buna göre şekil 2'deki suyun yüksekliği kaçtır diye soruluyor. Şu kısım benden isteniyor. Biliyorsunuz dikdörtgenler prizmasında 3 tane farklı ayrıt vardı. Bakın birinci şekilde baktığımızda 9. Şu AB'ye de X diyelim. Diğer uzunluğumuz da burası. Farklı olan uzunluğumuz, ayrıtımız. Şimdi ikinci şekle baktığımızda burada ben 12 görüyorum. X'i görüyorum. Burada 9, 12, X varsa demek ki şuradaki bizim verilmeyen uzunluğumuz 12 olması lazım. Şekil 2'den bunu anlıyoruz. Tamam. Şimdi bunların hacimleri birbirine eşit. Çünkü suda bir değişme yok hacimde arkadaşlar. Birincinin hacmini bulurken şurada yükseklik 8 olmuş oluyor. Taban alanı çarpı yükseklik diyorum ve hacmini buluyorum. Aynı şekilde sağdaki şekilde de hacmi bulacak olursam taban alanı çarpı şuradaki de arkadaşlar h olacaktır. Şuraya h diyelim. Buradan x'lerimiz şöyle sadeleşti. 8 ile 12'yi sadeleştirin 2'ye 3. Buradan 18 eşittir 3h oluyor. 3 ile sadeleştirdiğimde h'ı 6 olarak bulurum arkadaşlar. Demek ki suyun yerden yüksekliği şekillikte 6'ymış. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. Şekilde bir dik üçgen dik prizmanın açınımıyla beraber bazı ayrıt uzunlukları birim cinsinden üzerine yazılmıştır. AB eşittir CD. Buna göre açınımı verilen prizmanın hacmi kaç birim küptür? Şimdi bunu kapattığımızı yani prizmaya
dönüştürdüğümüzü düşünelim. Şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Yan tarafı bir üçgen, dik üçgen oluyor. Şöyle, şurası kare gibi, kare oluyor daha doğrusu. Bir değiştirdim, şöyle bir şekil oldu. Yani buradaki 8, şurası arkadaşlar. Şurası H. Şurası H olmuş oldu. Daha sonra burada kapatılan kısımlara baktığımız zaman arkadaşlar şu şekilde şu uzunluk buraya eşit. Bakın şunlar ne oluyor? Bakın şöyle birbirine eşit oluyor değil mi? Burada da o zaman bakın şurada bir kare çıkıyor. Şurası bir kareymiş arkadaşlar. Burada bunu görmüş olduk. 6 birim uzunluğumuz neresiydi? Bizim şurasıydı arkadaşlar. İşte o uzunluk nereye geliyor? Aslında bununla çakışıyor. İşte H dediğimiz şey, şuradaki H dediğimiz şey aslında 6'ya eşittir. O zaman buraya 6'yı da yazıyoruz. O zaman 6, 8, 10 üçgeninden şurası 10. Burada bir kare durumu söz konusu. Şurası da 10 olacaktır. Önce şurayı taban olarak kabul ediyorum. 6 çarpı 8 bölü 2 bize taban alanı verecek. Yüksekliği de 10 olarak bulmuştuk arkadaşlar buradan. Sadeleştirelim şöyle. Şurası 4. 6 kere 4 24. Bir de çarpı 10'umuz var. 240 birim küp olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.